Önce ben de öyle düşünmüştüm biliyor musun? Hatta sana hak vermiştim. Ta ki senin buraya gelmediğin gerçeğini öğrenene kadar. Bunu nereden duydun, kimden duydun bilmiyorum ama pek de bir önemi yok. Evde misafirler vardı. Halil İbrahim'den beni yayla evine bırakmasını rica ettim. Sonra abim gelip beni aldı. Aklına takılan başka bir şey var mı? Yok. Zaten Halil İbrahim'in senin yanında olmadığını, hastanede olduğunu öğrendim de. Zeynep, bu düştüğüm durum benim çok canımı sıktı. Ne yapabilirim Kaan? Düştüğüm bu durumdan seni çıkarmak için. Şöyle yapabilirsin. Kendini de daha kötü durumlara düşürmemek için nikah tarihimizi bir an önce belirleyelim. Mümkün olan en kısa sürede de evlenelim. Kaan bak sen böyle yaptığında hem kendinden hem de konudan uzaklaştırıyorsun beni. Ben daha önce sürüklenerek nikah masasına oturdum. Neticelerini de duymuşsundur. Ne olacak? O Halil İbrahim seni benim nikah masamdan mı alacak? Aha şimdi yandık. Oo Halil İbrahim. Hoş geldin. Fikret Bey göl tarafında. Bu taraftan geç istersen. Elif, Halil İbrahim geldi. Ben Kaan'ın arabasını göstermedim. Sizin de haberiniz olsun, tamam mı? Ey. Hoş geldin tekrar Halil İbrahim. Zeynep burada mı? Zeynep Hanım burada. Haber vereyim, müsaitse o da gelsin mi Fikret Bey'in oraya? Yok, çıkarken görürüm ben. Abi, o zaman ben sana eşlik edeyim Fikret Bey'in oraya kadar. İçeri haber vereyim. Ben yolu biliyorum. Tamam, ben haber vereyim o zaman. Şota, senin bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yo. Söylemek istemediğim şey var mı? Yo. İyi. Tamam. Zeynep, bu durum benim. Görmüyor musun Şota? Bir şey konuşuyoruz. İşte konuşmanız bittiyse eğer Zeynep Hanım ağabeyi çağırıyor. Tamam. Ben geliyorum hemen. Konuştuklarımızı abine de ilet. Haberi olsun. Bundan sonrası abinle babam arasında. Olur. İletirim. Ben sizi geçireyim kapıya kadar. Elif ne oluyor? Bir dakika dur. Halil İbrahim burada. Şurada da karşılaşıp buluğa çıkmasın diye uğraşıyor. Niye gelmiş ki Halil İbrahim? Sana değil canım. Abinle konuşmaya gelmiş ama bence sen yine bahçede bir tur atabilirsin. Elif. Halil İbrahim beni sormuş mu? Şota, Halil İbrahim Zeynep'i sormuş mu? Sordu canım. Bence zaten Fikret Bey bahane Zeynep Hanım'ı görmeye geldi de. Ben o tarafa yönlendirince dönüşte uğrarım dedi. Bunların derdi para değil Fikret. Bizi bitirmeye geldiler. Gelsinler gelsinler dedin. Geldiler. Şimdi planın ne? Namert sırtından vurur hasmını. E bunlar da şerefsiz. O yüzden belden aşağı vuracaklar. Beni Zeynep'le,
Seni Ayşe ile, Yavuz ile, Leyla ile, karınla annenden bahsetmiyorum bile. Hem böyle söylüyorsun, hem adamları kudurtuyorsun. Kaan burada. Belli ki dün gecenin hesabını sormaya gelmiş Zeynep'e. Şota'nın niye kıvrandığı belli oldu. Da, sen niye oturuyorsun burada Fikret? Adam psikopat. Farkında değil misin? Niye baş başa bırakıyorsun bunları? Ne yapayım? Oturun nişanlımla yanımda mı konuşun diyeyim. Sen o Davut'un yeğeniyle fink atmasaydın ortada, ben bunlara müsaade etmezdim. İkiniz bir oldunuz bacımla, bana edecek laf bırakmadınız. Ne oldu beyim? Tekrar başlamaya mı karar verdiniz? O Zeynep'le benim aramda Fikret. Kardeş, sen buraya beni ayar etmeye mi geldin? Uyarmaya geldim Fikret. Darbeyi nereden yiyeceğimizi bilirsek kontrol bizde olur. Darbeyi nereden yiyeceğimizi bilirsekmiş. Al ye. Geldi darbe. Aa. Sen de mi buradaydın? Hı. Burada canım. Burada. Ne tesadüf değil mi? Sen de bilmeden geldin buraya. Ben daha fazla salağa yatamayacağım. Gidip karnımı doyurayım. Abicim aç olduğunu söyleseydin ben yiyecek bir şeyler getirirdim sana. Tokum Zeynep. En azından senin palavralarına. Anladı mı sence bizi? Bence herkes her şeyin farkında Zeynep. Kaan niye gelmiş? Kendince dünün hesabını soruyor. Yalnız o bu değil de yayla evine gittiğimizi nereden öğrenmiş olabilir? Vallahi bir dedikodu çarkı dönüyor ama o çarkın dişlilerinin tamamını bilmiyorum henüz. Evde durumlar nasıl? Sema ile Eda'nı sormuyorsun diye düşünüyorum. Onları sormuyorum tabii ki. E iyi. Dayım iyi. Oğuz da iyi. Hastanede Mecnun'un başının yanında. Turan Osman desen restorandalar. Evdekiler bu kadar yani. Hmm. Sorgu taktiklerin çok iyi. Hatta gitgide kendini geliştiriyorsun Zeynep. Ama merak ettiğin şeyi doğrudan sor lütfen. Ne münasebet Halil İbrahim? Yani o kim ki ben onu merak edecekmişim? Seni anlıyorum. Ama insanlara dünden bugüne bir şeyler değişti diyemiyoruz Zeynep. Neden diyemiyoruz? Çünkü sebebini soracaklar. Seni zor duruma düşürmemek için susuyorum Zeynep. Daha ne kadar susmayı planlıyorsun peki? Sen bir ömür boyu susabilen bir insansın çünkü. Gerçekleri bir ömür herkesten saklayabilirsin. Bu konuda potansiyelin yüksek ya. Onun için soruyorum ben. Zeynep, sakin ol. Her şey yoluna girecek. Halledeceğim ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.